Sözü programında ressam, sanat yazarı Abidin Celal Binzet'le birlikteyiz. Celal Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ben şimdi sizi resim sanatında çok yetkin bir isim olarak burada sizinle sohbet ederken hemen öğrenmek istediklerimizi bir sanatçının gözüyle neler düşündüğünü sormak istiyorum. Hocam siz Gaziantep Enstitüsü resim bölümünü bitirdikten sonra aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı film, radyo, televizyon ve eğitim merkezinde de bir dönem geçiriyorsunuz ve burada da karikatüre yöneliyorsunuz, grafiğe yöneliyorsunuz. Yani resmin diğer alanlarıyla, bağlantılı olan diğer alanlarıyla da ilgileniyorsunuz. Bir sanatçı olarak resme yakın olan bu alanlarla da ilgilenmek sizin resim sanatındaki gelişiminize neler katıyor sizin gözünüzden? Bunu öğrenmek isteriz. Sanatı ben bir bütün olarak görmeye çalışıyorum. Yani sanatın her ne kadar bir alanın üzerinde çalışmalarımı, resim alanı üzerinde çalışmalarımı yoğunlaştırsam da düşünce bağlamında ele alırsak sanat bir bütündür. Onu şu ya da bu alana bölmek benim anlayışıma çok uygun düşmüyor. Tabii ki geçmişimde çalışmalarım sırasında, daha doğrusu resmi çalışmalarım sırasında sizin de değindiğiniz gibi film, radyo, televizyonla eğitim merkezinde grafiker olarak görev yaparken o dönemde karikatür çalışmalarında olmadı değil. Ama bu alanların çok ciddi alanlar olduğunun da bilincindeyim. Onun için daha fazla pratikte çalışmalarımı bölmeme anlamda, hem düşünsel anlamda hem pratik anlamında böl adına karikatür çalışmalarını pratik olarak geri planda bırakmak zorunda kaldım. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi benim ağırlıklı alanım resim. Bu zaten yeterince zamanımı alıyor ve sanatla uğraşmak zaten iş değildir. Asla bir iş değildir. Sanat bir yaşam biçimidir. Sanatı benimsiyorsanız ve uyguluyorsanız o sizin artık günlük yaşamınızın ya da genel olarak genel planda düşünsel yaşamınızın temelini oluşturur. Bir de yine sizin bildiğiniz gibi sanat yazıları var benim. Bunlar da uzun yıllardan beri neredeyse resim çalışmalarımla eş bir zaman içerisinde gelişen bir etkinlik. Bu iki alan üzerine yoğunlaşınca karikatürü geriye itmeye karar verdim. Ama gönlümdedir tabii ki, o ayrı bir olay. Sanatın o günden, yani Gaziantep'ten çıkışımdan başlayacak olursak, şaka gibi ama 50 yıl geçmiş. 71'de mezun oldum. 50 yıl geçmiş. Bu 50 yıl içerisinde sanatla kesintisiz bir ilişkim, daha doğrusu o benim yaşamımın değişmez, vazgeçilmez bir parçası oldu. İyisiyle, kötüsüyle, inişli, çıkışlı, tabii ki bir toplumda yaşıyoruz ve o toplumun her türlü yalpalaması birey olarak herkesi etkilediği gibi ister istemez beni de etkilemiştir. Hocam bu 50 yılı o kadar verimkar geçirmişsiniz ki sizi kutluyorum ve aynı coşkuyla da devam ediyor. Ben de tam bu noktada size biraz açıkladınız ama bunu soracaktım. İşte tarihe baktığımızda resim sanatında Abidin Dino'lar, efendim Bedri Rami Eyüboğlu'lar, sizin gibi resim sanatının yanında çok yönlü sanatçılar. Yani işte şiir yazanı, yazı yazanı ve yan işte sinemayla uğraşanı, Abidin Dino'da da onları görüyoruz. Sizler zannediyorum
bu besleyen bir damar olarak, dediğiniz gibi bir bütün olarak görüyorum dediniz. Bunlar sizin yaşamınız boyunca hep iç içe geçmiş olarak. Mesela ben bu kitaplarınıza baktığımda bu sanatçıları, sizden önce yaşayanları, hatta size denk zamanda olanları da hep ele alıyorsunuz, bu yönlerini açığa çıkarıyorsunuz. Bu araştırmaları yaparken siz nelerle karşılaşıyorsunuz? Yaptığınız resme bunlar sizin dünyanızda neler değiştiriyor? Ne değişiklikler uğratıyor, ne gelişmelere uğratıyor? Bunu sizden öğrenebilir miyiz? Ben sanatı bir yolculuk olarak düşünüyorum. Yani içsel bir yolculuk, düşünsel planda bir yolculuk. Oraya yöneldiğiniz zaman bir resim üzerinden ya da bir heykel üzerinden ya da bir yapı üzerinden, sanatsal bir yapı üzerinden hareket ettiğiniz zaman ister istemez onun geri planı gündeme geliyor. Ve ben o geri planları, yani bir sanat yapıtının oluşmasına etki eden olayların neler olduğunu biraz merak etmeye yönelik birisiyim galiba. Bir resmin gerisinde neler yer almıştır ya da bir sanatçının yaşamında neler yer almıştır gibi bir merakla eğiliyorum konulara. Bu yazılarımı yazarken zaten asıl amacım da o sanat yapıtının gerisine saklanmış olayları eşelemek. Çünkü hepsinde sanatçının bireysel olarak ya da toplumsal olarak yaşadığı bir takım duygular var. Ki özellikle sanatın bireysel bir ortaya çıkış olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Yani sanat özünde bireyseldir. Ama bir ayağı da ya da pergelin bir ucu sanatsa, sanatçıysa, öteki ucu da toplumu kapsar. Bunlarla karşılaşırken, bu sanat yapıtlarıyla karşılaşırken, onların gerisinde inanılmaz öyküler gizlendiğini gördüm. Bunları yakalayabildiklerimi yazmaya çalışıyorum tabii ki. Amacım sanatın toplumsal yönünü vurgulamaya çalışmak. O sanatçıların yaşadıkları dönemlerde hangi duygular eşiğinde, hangi toplumsal dalgalanmalar eşliğinde o yapıtları ortaya koyduğunu araştırmaya çalışmak. Tabii erişebildiğim kadar mutlaka kaybolan bir takım şeyler vardır ve bunları kaçınılmaz olarak görüyorum. Ama erişebildiklerimi hiç olmazsa yazıyla kalıcı hale ve başkalarına da bilgisine aktarabilecek bir duruma getirmek istiyorum. Hocam siz 70'lerden itibaren eğitimini de aldıktan sonra resim sanatının içinde bulunuyorsunuz ve bu araştırmalarınız da sizi hem geçmişe hem zamanınıza hem ileriye dönük öngörülerde bulunmanızı, geçmişle karşılaştırmanızı, bugünü ve yarını ölçmenizi de sağlıyor. Şimdi biz baktığımızda bu daha önceki dönemlerde işte 40'lardan başlayarak sizin de araştırmalarınızda olduğu gibi bir yurt dışına, özellikle Paris'e resim sanatçılarının bir kayışı var. Bu acaba size göre hangi sebeplerden dolayı, yani bizde resmin gelişiminin çok ileride olmamasından mı, yoksa bir takım yönetimsel baskılardan mı, hangi sebeplerle bizim pek çok ressamımız, bugün bütün dünyada adını duyurmuş önemli ressamlarımız yaşamlarının büyük bir kesimini yurt dışında geçiriyorlar, hala da var. Şimdi siz bunları araştırırken tabii bunun sebeplerini de gördünüz. Siz Türkiye'de yaşayan bir sanatçı olarak, Türkiye'de kalmayı seçen bir sanatçı olarak ve ömrünüzü de resim yaparak sürdüren bir insan olarak biraz bize ülkemizdeki ve yurt dışındaki sanat ortamının o özgürlük ya da sanatçının rahat hareket edebilmesi anlamında bir karşılaştırmasını yapabilir misiniz?
Elbette çok önemli bir konuya değindiniz. Paris'in şöyle bir özelliği var. Belki bilinen şeyler ama bir daha burada dillendirmekte, anımsatmakta yarar olacağına inanıyorum. Paris, Avrupa'da ve belli bir dönemde dünyada sanatın merkezi olarak biliniyor. Bunda tabii ki orada yaşanan özgürlük ortamının çok etkisi var. Yani sanatçıların biraz bohem bir tarafı vardı. Biraz kural dışı hareketleri, yani özgürlüklerine çok düşkün oldukları için bir yapıları olduğunu biliyoruz. Bunda tabii başka toplumsal etkenler de var. Ve İkinci Dünya Savaşı'na kadar, İkinci Dünya Savaşı'nın bitimine kadar Paris bir sanat merkezi, bir çekim merkezi olarak görülüyor. Ve dünyanın her tarafından sanatçıları biz burada görüyoruz. Afrika'dan gelenler var, Asya'dan gelenler var, Amerika'dan gelenler var. Sadece sanatçılar değil. Örneğin Amerikalı kadın gazeteci var. Gertrude Stein isminde bir kadın, kız kardeşiyle birlikte 1900'lerin başında Amerika'yı terk ediyor, Paris'e geliyor. Ve Paris'te Picasso olsun, Dali olsun, Braque olsun, André Breton olsun, o dönemin en ünlü sanatçılarıyla dostluklarını görüyoruz. Ve Gertrude Stein'in yazdığı anılar var. O dönemin Paris'ine ışık tutuyor. Bizden olunca nasıl oluyor? Tabii ki o Paris'in çekim merkezi oluşu bizde de baskın. Savaştan önce, yani İkinci Dünya Savaşı öncesi, örneğin Osman Hamdi Bey, işte Türk resminin, Paşalar döneminin önemli bir simge adı. Babası tarafından Paris'e hukuk eğitimi için gönderiliyor. Fakat o Paris'e gidince o çekim merkezinin etkisine kapılıp hukuk öğrenimini bırakıyor ve Jerome'un atölyesine devam ediyor. Yani sanat için olmasa bile başka amaçlarla Paris'e gidenlerin bulunduğunu vurgulamak adına söylüyorum bunu. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru hepimizin bildiği bir savaşın bitimiyle birlikte bir soğuk savaş dönemi başlıyor. Ve dünya bu süreçte Amerika ve Sovyetler Birliği olmak üzere iki büyük kampa ayrılıyor. Ve Amerika bu işin kültürel hegemonyasını da kurmak amacıyla modern sanatçıları kendisine davet ediyor. Aynı süreçte yaşanan başka bir şey var. Bizim ülkemizde Soğuk Savaş'ın çok olumsuz yansımaları var. Ve birçok sanatçı düşüncelerinden ötürü, yaptıklarından ötürü rahat çalışamaz duruma geliyorlar. Örneğin Abidin Dino, demin siz sözünü ettiniz. Abidin Dino Türkiye'yi terk etmek zorunda kalıyor. Ve çok sayıda, yaklaşık 200-300 civarında seramik, o aynı zamanda bir seramik sanatçısı, seramikleri gümrükte parçalanıyor. Gerekçe nedir? Efendim, gerekçesi sanatçının imzasında orak çekiç gizlidir. Eşref Üren açık hava ressamıydı, biliyorsunuz. Açık havada resim yaparken şeylere, komünizme, dış dünyaya harita ve kroki çizerek ihbarda bulunduğu iddiasıyla gözetim altına alınıyor. Düşünün, açık havada resim yapan bir ressam, ki Eşref Üren resimlerini hep açık havada yapmıştır.
özellikle Kurtuluş Parkı civarında. Siz bu sanatçıyı jandarmaya ihbar ediyorsunuz, harita çiziyor, kroki yapıyor, bununla dışarıya jurnallıyor filan gibisine. İşte İsmail Altınok böyledir. Avni Arbaş var, Necat Orhon var, Necat Devrim, Mübin Orhon gibi çok sayıda sanatçımız var. Bu sanatçıların ülkelerini terk etmesindeki neden, o günün koşullarında, o 40'lı yılların koşullarında rahat sanat yapabilme olanağının ortadan kalkması. Yani bu insanlar keyfinden gitmiyor. Elbette Paris'in bir çekim merkezi olması var ama buradaki çalışmalarını bırakıp oraya gitmelerinde bu da tetikleyici bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Hocam burada zaten onların başlangıçlarına baktığımızda çok büyük sıkıntılar da çekiyorlar, ekonomik sıkıntılar. Bazıları burslu gidiyor ama yine de o yetmiyor orada yaşamaları için. Mesela Fikret Mualla'ya bakıyoruz, Abidin Dino yine nispeten iyi ama Avni Arbaş'ı okuduğumuzda onu da çok sıkıntılarla ancak çok sonra bu hale gelip hani bu kadar tanındığını görüyoruz başlangıçta. Hocam şimdi sizi dinlerken siz dediğim gibi Türkiye'de sanat yapmayı seçmiş sanatçılarımızdansınız ve resimlerinizi gördüğümüzde doğayla çok iç içelik var. Hele şu günlerde doğanın bu kadar tahrip edildiği, bütün ağaçların işte ne bileyim doğal zenginliklerin yok edilip yerine binaların dikildiği şu dönemde sizin resimleriniz bize bir aynı zamanda rahatlama, böyle ferahlık, güzellikleri bize getiriyor ve bir kez daha düşünmemizi sağlıyor. Şimdi bir ressam olarak sizin bu doğanın bu gözümüzün önünde yok edilişine tanıklık etmeniz, siz ki doğayı böyle bütün güzellikleriyle bize yansıtan bir ressamsınız. Size neler hissettiriyor? Yani siz aslında hani bu toplumsallığına da değindiğimiz zaman sanatın çizgilerinizle, yaptığınız resimlerle insanlara sadece ülkemize değil dünyaya neler aktarıyorsunuz, nelerin kalmasını istiyorsunuz? Biraz da bundan söz edebilir miyiz? Tabii ki bir defa her sanatçının bir seçimi vardır, bir tercihi vardır. Çünkü yaşarken çok geniş sayısını bilemeyeceğimiz bir imgelerle kuşatılmış durumdayız. Yani sokağa çıktığınız zaman ya da bir doğaya çıktığınız zaman karşınızda sayısını bilemeyeceğimiz imgeler vardır. Yani taşından, toprağından, gökyüzündeki bulutundan, denizi olsun, ağacı olsun, dağı olsun. Bu bütün sanat akımları doğadan beslenir. En soyut çalışanlar bile çıkışlarını doğada alırlar. Tabii ki her resim bir soyutlamadır. Yani ben doğayı alırken bir fotoğraf çekmiyorum. Ya da bir başkası fotoğraf çekmiyor. Herkes kendince bir yoruma gidiyor. Ve konularını seçerken de ister istemez bir ayıklama yapıyor. Bu herkes için geçerlidir. Herkes, her sanatçı, her ressam doğadan bir takım imgeleri alır, onları kendince buluşturur, yeni bir anlayış içerisinde, yeni bir renk ve çizgi, biçim anlayışı içerisinde yeniden düzenleyerek sunar. Çünkü sanat yapıtı bir yansıtmadır. Doğadan aldığını yansıtır. Birisi çok soyutlayarak yansıtır, birisi olduğu gibi yansıtır, birisi de kendince yorumlayarak. Ben de bu tabii ki doğa kaçınılmaz bir şey. Onu alırken demin söylediğim gibi bir seçmeci anlayışım var. O seçmeci anlayış nedir? Benim kendimce aldığım bir takım imgeler var. Onları geri kalanların içerisinden ayıklayarak, ötekileri geri plana atarak,
bu önemsememe anlamında asla değildir. Doğanın her parçası mutlaka çok değerlidir, çok önemlidir. Ama ben bu karmaşa içerisinde ya da bu büyük düzen içerisinde kendimce bir ayıklama yaparak bir takım imgeleri, bir takım biçimleri alıp onları kendi renk anlayışımda yansıtmaya çalışıyorum. Bu işte neden deniz diye bazen sorular geliyor ağırlıklı olarak ama tabii ki sadece o değil. Ben döneme göre, içinde yaşadığım toplumsal durumlara göre farklı farklı konulara girebiliyorum. Örneğin kapanma döneminde bu bir buçuk yıldır yaşadığımız kapanma döneminde bir dizi siyah beyaz resimler yaptım. Bunlar o siyah beyazın vurgulayıcı bir özelliği vardır. Yani kapanmanın yansıttığı toplumda bir tür yalıtılma, bir insanlar arasındaki ilişkilerin birbirinden koparıldığı bir süreçte o olumsuzluğu siyah beyaz lekeler halinde, o insanların yaşadıkları dramları, o işte maske takmanın bir gelenek haline gelmesi gibi bir takım toplumsal özellikleri yansıtmaya çalıştım. Bunlar elbette dediğim gibi içinde yaşadığım ortamın özellikleriyle paralel giden bir çalışma. Tabii ki rahat çalışma, görece rahat çalışma döneminde daha aydınlık, daha ferah, daha dışa açık çalışmalara yöneliyorum. Peki Celal Hocam, burada devreye girmek istiyorum. Bir sanat eserinin ve bir sanatçının kalıcı olabilmesi için onu kendinden sonraki nesillere aktarabilmesi için sanatçının ve sanat eserinin ne gibi özelliklere sahip olması gerekir? Sizden öğrenebilir miyiz? Bu çok iddialı bir söz. Kalıcı olmak, yani ben kalıcı olup olmayacağımı bilemem. Çünkü sanatın bir ayağı da toplumdur. O toplumun yapısı, o kültürel yapısı ya da düşünsel yapısı geleceğe neler bırakır? Elbette yaptıklarımız geleceğe kalacaktır. Buna hiç şüphem yoktur. Ama bu kalmanın ölçüsü ne? Onu bilemem. Çünkü sanat tarihine baktığımız zaman bugün çok değer verilen sanatçıların bazılarının geçmişte çok değerinin bilinmediğini görüyoruz. Örneğin 15. yüzyıl sonu 16. yüzyılın başlarında Kuzey Avrupa'da yaşamış Jerome Bosch bugün sürrealizmin öncüsü olarak biliniyor. Bu sanatçı yapıldığı dönem, resimlerini yaptığı dönemde çok anlaşılamamış. Ancak belli kişiler koleksiyonlarına katmışlar o dönemde. Gerçek değerinin kitlelere ulaştırıldığı dönemi 100-150 yıl sonra olduğunu biliyoruz. Ya da İkinci Dünya Savaşı öncesi Almanya'da Emil Nold isimli bir çağdaş sanatçı var. Bu sanatçının yaptıkları Hitler'in ideolojisine uymadığı için resimleri yakılıyor, parçalanıyor, peşine polis takılıyor. Ve ancak bazı çalışmalarını evinin tahta döşemelerinin altına gizliden saklayarak bugüne ulaştırabiliyor. Demek istediğim sanatın mutlaka toplumla bir şekilde iyi ya da kötü bir bağlantısı var. Tüm bu etkenler o sanatın geleceğe ne kadar kalacağını da belirleyebiliyor. Ama iyi sanat kaybolmuyor. Bunu altını çizmem gerekir. Bunu sorarken hocam sizin de İngiltere, Meksika, İsveç, Fransa, Türkmenistan gibi ülkelerin devlet müzelerinde resimleriniz var. Çünkü bunlar da
şunu gösteriyor. Sanatın evrenselliğini gösteriyor. Yani bugün bu ülkelerde de, kendi ülkemizde de siz konuğumuz olduğunuz için, siz de bizim değerli bir sanatçımız olduğunuz için buradan yola çıkıyorum. Diyorum ki bunlar bütün dünyaya kalıyor. Yani sonraki nesiller, ondan sonraki nesillerde eğer dünya kaldığı sürece sizin resimlerinizi görebilecek. Nasıl ki işte Van Gogh'un, Picasso'nun, Abidin Dino'nun, Avni Arbaş'ın, Fikret Mualla'nın resimleri bütün nesillere aktarılıyorsa. Ben de diyorum ki hocam bir sanatçı öncü olabilmeli. Yani yaptığı sanatta işte dediğim gibi çok yönlü, sanatın her yönüne siz yazarak da bunları aktarıyorsunuz. Bu da çok önemli. Biraz da buraya gelmek istiyorum. Resim kalıcı ama yazı da çok kalıcı diye düşünüyorum. Siz yaptınız, sizi de anlatacak insanlar olmalı. Daha sonrakileri de anlatacak insanlar olmalı. Siz yazarken neler düşünerek yazıyorsunuz? Bir sanat yazarı olarak. Bir defa bir düzeltme yapmama izin verin. Sadece Türkmenistan Devlet Müzesi'nde 3 büyük resmim var. Onun dışındakiler özel müzelerde. Ama bunlar da bir kısmı yarı resmi diyebiliriz. Yani İngiltere'deki olsun, Meksika'daki olsun, büyükelçiler aracılığıyla götürüldüğü için bunlara yarı resmi de denebilir ya da bilmiyorum tabii. Şimdi asıl sorunuza geliyorum. Resim, tabii günümüzde teknoloji çok gelişti. İnternet aracılığıyla görseller dünyanın her yerine ulaşabiliyor. Ama yine de bir resmin kendisini, özgün halini gören insanlar sınırlı. Ancak o müzeye ya da o galeriye gidenler görebiliyor. Yazı biraz daha geniş bir alana hitap ediyor. Bunları yazılarımı oluştururken de demin söylediğim gibi sanat yapıtının gerisine saklanmış olan o insan yapısı, tırnak içerisindeki insan yapısı beni çok meraklandırıyor. O sanatçıyı ona yönelten nedir? Örneğin demin söylediğim Emil Nolde'nin yaptığı insan figürleri neden dönem diktatörünün hışmına uğruyor? Çünkü o diktatör belirli bir insan modeli hedefliyor. Hitler'in Almanya'sını söylüyorum. Belirli bir insan modeli, işte ari ırk dediği atletik yapılı, kasları gelişmiş, ölçüleri belirli bir insan modeli hedefliyor. Emil Nolde sanatçı tabii ki o duygularıyla birlikte bir takım insan figürleri oluşturunca, özellikle de dinsel konular yapınca, sanatçının bu yaptıkları resmi ideolojiye ters düştüğü için resimler yakılıyor. İşte bu, yani bir Emil Nolde resmiyle karşılaştığım zaman onun gerisinde yatan o sanatçının çektiği acıları düşünüyorum ben. Ve günümüze kalan resimlerinin hangi koşullarda saklanarak geldiğini düşünüyorum ben. Tabii bu konuda çok sayıda örneklerimiz var. İnanılmaz sayıda örneklerimiz var. Benim o kitapta yazdığım örneğin Fra Filippo Lippi var. 1400'lü yılların başında yaşamış. O çok ilginç bir öyküsü oldu. Burada zamana sığmayacak. Yine Türk sanatçı İvi Stangali var. Bir gecede sınır dışı edilen Bedir Rahmi'nin öğrencisi. Benim o yazıyı yazmamın sonucunda o yazı Yunanistan'a kadar gitmiş benim dışımda. Birçok yerden farklı tepkiler, tabii ki olumlu tepkiler aldım. Demek istediğim bu. Yani sanat yapıtı sadece bir sanat yapıtı değildir.
Hani bir resme bakıyoruz ya da bir heykele bakıyoruz karşısında, a çok güzel ya da çok kötü gibi, hani klasik tepkilerimiz vardır ya, işte beğendim beğenmedim gibi. Ama onun bir adım ötesine geçmeyi hedefliyorum ben. Ve geçtikçe de o klasik beğenme beğenmeme duygusunun gerisinde nasıl bir duygu harmanı, nasıl bir insan dramı yaşadığını görebiliyorum. Bu Hocam, darda benim çok özel duygularım. ben de tam bunu söylemek istiyordum size. Sanatçı bir yönüyle de muhalif olan. Çünkü toplumdaki geniş açıyla görebiliyor. Bütün değişiklikleri, onun yaratmak istediği bir farklılık var sanatçının. Çünkü evrensel olarak dediğimiz gibi tüm insanlara, tüm dünyadaki insanların ortak duygularını açığa çıkarabiliyor bir sanat eseri. Siz de bir sanatçı olarak yazarken veya resim yaparken bu duygularınızı nasıl dile getiriyorsunuz? Yani bunu nasıl açığa çıkarıyorsunuz? Toplumdaki bizim baş kaldıramadığımız, yani sizleri öncü olarak görüyoruz ya, işte bunları bir sanat eseriyle, çünkü çok bedel çekiyor sanatçılar. Yani bu konu hakkında ne söylersiniz? Son sorum size budur efendim. Teşekkür ederim. Muhalif derken aslında olaya şöyle bakmak gerekli. Bir defa genelde yönetimler statikocudur. Belirli sınırlar çizerler, belirli kalıplar koyarlar. Yasalar, yönetmelikler, genelgelerle toplumu biçimlendirmeye çalışırlar. Ve o biçimlendirmede kendi iktidarlarının sürekli olmasını hedefledikleri bir anlayış yatar. Sanat ise sonsuzdur. Sanatın en önemli özelliği algı kapılarının, düşünce kapılarının çok olmasıdır. Nereden anlıyoruz bunu? Her sanatçının yaptığının bir başkasının yaptığından farklı olmasından anlıyoruz. Ve sanatın en önemli özelliği insanları düşünce kalıpları içerisine tutsak etmemeleridir. Böyle olunca yönetimlerle sanatçılar arasında bir çatışma olması çok doğaldır. Birisi sizi sınırlandırmaya çalışır, birisi de düşünsel anlamda, yaratma anlamında sizin önünüze sayısız olanaklar sunar. Bunun sonucu, son olarak şunu söyleyeyim ben de, sanat kalıcıdır. Bütün dünyada örnekler göstermiştir ki yönetimler gelip geçer ya da yönetimler eğer sanatı desteklemişse var olmuşlardır. İtalya'da bir zengin adamın 500 yıl sonra adından hala söz ediyorsak, Medici ailesinden söz ediyorsak sanatı destekledikleri içindir. Dünyada yoksa 500 yılda milyonlarca zengin insan gelip geçmiştir. Söylemek istediğim bu. Sanat kalıcıdır. Yönetimler ve karşı çıkanlar mutlaka geçicidir. Eğer o yönetimler sanata destek vermişlerse kalıcı olabiliyor. Bugün Atatürk'ü niye saygıyla anıyoruz? Çünkü sanatçı alnında ışığı ilk hisseden adamdır diye bir söz söylemiştir. Sanatı desteklemiştir. Oradan da istediğimiz bir yöne bu sözleri çekebiliriz. Sanatın Tozu programında ressam, sanat yazarı Abidin Celal Binzet'i konuk ettik. Kendisi bize çok etkili, çok çarpıcı bir sanatçının topluma neler kazandırdığını en iyi şekilde anlatan açıklamalarıyla programımıza renk kattı. Efendim, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Kolay gelsin.